Ya bir kere bence işin hukuki boyutunu da tartışmamız lazım. Evet siyasi bir dava. Yani sonuçta niyet biraz önce Ali Aydar Fırat uzun uzun anlattı. Ama bu hukuki saçmalıkları da teşhir etmek lazım. Yani savcılığın sevki yazısına bakıyorsunuz. İşte MK isimli biriyle görüştü. Ee, annesinin ölümü nedeniyle başsağlığı diledi. Başsağlığı dilerken de annesini kastederek sizin gibi evlatlar doğurdu. Bu cümleyi kuruyor. O MK'nın da kardeşleri PKK örgüt teröristmiş. Ee, teröristler için kullandı bu ifadeyi falan gibi böyle zorlama bir yorumla e, bir şey çıkarmışlar. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu, bu, bu yorumla Şaban Dişli'yi arayıp Benzer bir ifade kullanan herkes cezaevine atılır. Biliyorsunuz kardeşi FETÖ'cü darbenin e, kilit isimlerinden biriydi. Teröristti yani. Mehmet Dişli 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı adamıydı. Ve Şaban Dişli Türkiye'nin layı iyi bir Şaban Dişli'yi arayıp ananızda helal olsun işte sizin gibi evlatlar doğurdu demek bu savcılık yazısına göre suçtur. Terörü destekleme suçudur. Cezaevine atılmayı gerektir. Böyle anlaşılsın diye böyle anlatıyorum. Kendisine yani Ahmet Özer'e yönelik suçlama bu. Diyor ki MK'ye başsağlığı için aradı. Başsağlığı dilerken de annesinden bahsediyor. Ölen annesinden. Sizin gibi evlatlar doğurdu diyor. E, evlatları da o ölen annenin evlatlarının iki tanesi de dağdaymış ve terörü övgüymüş. İki kişi arasındaki telefon konuşmasından böyle bir sonuç çıkarıyor. Diğer taraftan Remzi Kartal'la görüşme. Hı hı. Yani adam açık açık söylüyor. Ben Vanlıyım. O da Vanlı. Bizim aşirettendir. Yurt dışına kaçtığından bu yana görüşmüyorum diyor. E, 2015 yılında Remzi Kartal, Salih Müslim, o zamanın yani Kültür Bakanı Hüseyin Yayman'la aynı masada oturdu, yemek yedi. Hüseyin Yayman'ın da tutuklanması gerekmiyor mu durumda? Elimizde o fotoğraf var. Bir bakacağım Kend, şimdi. Eee verebilirsem vereceğim. Kendisi bakın. Ben, ben Hüseyin Yayman'ı tanırım, severim evet, de. Evet. Remzi yani, Kartal terörist. A AK Parti içinde denilen kişiyle masada. A AK Parti içindeki en böyle Duruşu olan isimlerden biridir. Ama siz bir çözüm süreci yürütüyorsunuz insanlara bir takım göre Ha bir suçlamalardan biri de şu, işte İmralı'da Öcalan'la HDP heyeti görüşürken HDP heyeti demiş ki ya Ahmet Özer diye biri var, bunun yazıları çok beğeniliyor. Onu da bu şey içinde bir görev verelim. Ya kardeşim siz bu İmralı'yla görüşmeleri siz organize ediyordunuz. Bu heyetleri siz oluşturuyordunuz. Ya inanılmaz bir hukuksuzluk var. Bu bu yani gerçekten e, hukuk eğitimi alan Benim çocuklara fotoğrafı. birinci sınıfta yani hukuk hukuk 101 dersinde neyle tutuklanmaz sorusunun cevabı bu bu Ahmet Özer'in tutuklanma kararıdır. Bu masayı söylüyorsun Hüseyin Yayman Yayman'la e, bu evet. e, suçlamada. Bak, soldaki adam PYD'nin Hüseyin Yayman'ın hemen yanındaki adam PYD'nin e, başındaki isimdir. Salih Müslüm. Hı, evet bu. FETÖ'lü götür demiyor muyuz? Evet. Karşısındaki Remzi Kartal. Fotoğraf 2015 yılında falan çekilmiş. Şu kırmızı şeyle süyetli mi? E, şimdi nasıl? Evet. Yani nasıl oluyor bu? 14 nasıl kez oluyor? görüşme yani yaptınız. E, PKK KCK e, işte üyesi sorumlusuyla e, 14 kez görüşme yaptınız ne zaman diye yaptınız? getirilen suçlamayı temize ben orada Hüseyin Ayman'ın karşısında ben, diyorsun. Adam o tarafta da Salim Müslüman. Adam diyor ki ben diyor yurt dışına gittiğinden beri, beri konuşmadım diyor. Evet zaten Vanlıydık aynı aşiretteydik vardı. Temaslarım vardı ama yurt dışına gittikten sonra görüşmedim diyor Ahmet Özer. Yani e, dolayısıyla bunları nasıl izah edeceğiz? Yani MK'ya arada başın sağ olsun kardeşim, anneniz sizin gibi yiğit evlatlar doğurdu. Ha MK'nın kardeşleri terörist. O zaman teröristleri kastetti. Bu nasıl bir zorlama bir yorumdur ya bunun. Bununla bir insanı bele bele milyonlarca insanın şeyini almış işte 300 bine yakın oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilmiş birisini tutuklarsanız Türkiye'de adam kalmaz. Şaban Dişli ile telefonla konuşan herkesin cezaevine atılması lazım. İddia ediyorum bakın. FETÖ, FETÖ, terör örgütü diyoruz ya 15 Temmuz'un sorumlusu 2 numaralı sanığı Mehmet Dişli. Kardeşi Şaban Dişli Lahiye Büyükelçi yapıldı. Şaban Dişli ile telefonla konuşan herkesin bugün cezaevine atılması lazım. Bu kadar açık söylüyorum. Hüseyin Yayman'ın cezaevine atılması lazım. Hakkında fezleke düzenlenip bugün mecliste oku, oku, şey yapılması lazım. Bunu söylediğim için de utanıyorum. Bir vatandaş olarak bunu söylediğim için de utanıyorum. E süreçler yaşadık, Ama bu kafayla, yaşadık. İnsanlar, insanlar bu, insanlarla bu, bir araya geldi. Bu kafayla Hüseyin Yayman'ın da içeri atılması lazım. Hakan Fidan'ın da içeri atılması lazım. Gitti görüştü Öcalan'la. Sen Öcalan'la görüşüyorsun diye içeri atılması lazım. Devlet Bahçeli'nin de Öcalan gelsin mecliste konuşsun dediği için hakkında fezleke düzenlenmesi lazım bu kafayla. Böyle bir hukuksuzluk olmaz. Bakın hukuk ayaklar altına alınıyor. Zaten alıştık yani Can Atalay 70 bin depremzedenin oyuyla milletvekili seçildi. Adamı cezaevinden salmadılar. Anayasanın 153. maddesi açık açık anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Herkesi bağlar, meclisi de bağlar diye yazdığı halde anayasa mahkemesinin iki kararını uygulamadılar. Anayasa suçu işlediler. Hepsinin cezaevine atılması lazım. Hepsinin. Yani bu, bu kafayla hepsinin şu anda cezaevinde olması lazım. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Hukukla falan açıklanacak bir şey yok. Bu hukuksuzluğun daniskasıdır. Şu andan itibaren Türkiye'de hiç kimsenin hukuki açıdan güvencesi yoktur. Hukuk ayakları altına alınmıştır. Herkes keyfi kararlarla tutuklanabilir. Herkes keyfi kararlarla cezaevine atılabilir. Bu, bu, bunun farkında değiliz vatandaşlar olarak farkında değiliz devletin bittiğini artık insanların kişisel yani kişilerin bu devlet adına kararlar verdiğini görmeliyiz. Huku, hukuku savunmak zorundayız. adaleti savunmak zorundayız. bu bu demokrasinin temelidir. dün itibariyle Türkiye'de demokrasi bir ayağını daha kaybetmiştir. bakın her gün bir darbe indiriliyor demokrasiye. Dün itibariyle bir bir ayağını ayanda kaybetmiştir. Tıpkı Ergenekon, balyoz davalarında olduğu gibi, biz önceden haberleri alıyoruz. Ahmet Özer gözaltına alındı, ee, şey olacak, görevden alınacak, geçici olarak uzaklaştırılacak yerine işte Be Beyoğlu Belediye Başkanı kayyum olarak atanacak. Beyoğlu kaymakamı. Bütün hepsi biliniyordu, He hepsi hepsi konuşuluyordu. Beyoğlu Kaymakamı son 2-3 ayını Beyoğlu Belediyesi'ne sorun çıkarmakla geçirdi. Öyle AK mi? Parti il başkanı ilçe başkanı gibi ilçe başkanı gibi davranıyordu. Hmm. AK Parti militanı gibi davranıyordu. Beyoğlu Kaymakamı. Delikanlıysa gidip seçime girseydi Senyurt Belediye Başkanı olsaydı. Ahmet Özer'in karşısına çıksaydı, seçilseydi belediye başkanı olsaydı öbürü oradan tweet atmış önceden Beyoğlu'na geliyoruz dönüyoruz bakın önceden yani daha ortada hiçbir şey yok iki önceki belediye başkanı AK Partili olan odasındaki şeyleri herkes hatırlıyor odasındaki o alem görüntülerini herkes hatırlıyor bizzat Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı bu yüzden ve Esenyurt'a dönüyoruz diye tweet atmış önceden ya böyle tesadüf olur mu? Allah, Allah Şimdi bunların hepsini, valla dün de söyledim sarı öküzü verirsek her şeyi veririz. Deniz bu Beyoğlu Belediyesi o, binadan ta, çıkartılmıştı, tapaz, pazarlar pa, pa. hani kaldırılmıştı vesaire. O süreçleri mi kastediyorsunuz? E, Beyoğlu Tabii. şey tamam, şimdi oturun. bina bina'yı boşalttırmıştı, belediye binasını boşalttı kadınların emek yani, ürünlerini sattığı tezgahlar kaldırıldı vesaire. Bakın hukuk konusunda yani adalet konusunda sarı öküzü verirsek her şeyi kaybederiz. O papa hikayesi var ya, üst komşuyu götürdüler kimse bir şey söylemedi, sustuk. Alt komşuyu götürdüler kimse bir şey söylemedi sustuk. Karşı komşuyu götürdüler bir şey söylemedim sustum. Beni götürmeye geldiklerinde konuşacak kimse kalmamıştı zaten diye. Buraya doğru gidiyoruz. Türkiye'de hukuk ayakları altına alınıyor. Hukuku savunmak zorundayız. Hukuksuzluk konusunda söylüyorum sarı öküzü vermemek lazım. CHP meselesi DEM Parti meselesi değil bu vatandaşlık meselesi, yurttaşlık meselesi, hak meselesi, hukuk meselesi. Bu kadar zorlama gerekçelerle bir belediye başkanının tutuklanması meydan okumadır. Bu ülke otoriterleşmiştir. Bu ülke ne yazık ki milli iradeye saygı konusunda bütün özelliklerini yitirmiştir. Başka duyumlarınız var Bakın, mı? Bakın, Can Atalay Can Atalay milli iradenin temsilcisidir, cezaevindedir. Esenyurt Belediye Başkanı milli iradenin temsilcisidir. Kendisine oy vermiş mi? Orada 300 bin'e yakın insan vardır. Cezaevindedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak eğer egemenliğimize sahip çıkmamız lazım. İrademize sahip çıkmamız lazım. Ben yaptım olduğu şeklinde her seferinde bir çentik atıyorlar. Her seferinde bir çentik atıyorlar. Her seferinde çıtayı biraz daha yukarı koyuyorlar. E bu ülkenin demokrasisi alt üst oluyor. Dolayısıyla da bak bakın bu görüntülerin yaşandığı bir ülkeye yabancı yatırım falan gelmez. Gelir mi canım? Açlığımız, sefaletimiz daha da pekişir. Kurtulamayız, oh, başka çıkamayız bir bu bataktan. ilgilenemezsin çıkamayız bak bu bu ekonomik sefalet bataklığından çıkamayız bu görüntülerle. Yani böyle bir devlet yönetimi olmaz kafaları karışık bir tarafta biri diyor ki terör örgütü lideri gelsin mecliste konuşma yapsın Öbürü öbür, tarafta da diyor falan. ki sen MK diye birisiyle telefonla konuşmuşsun işte annesine başsağlığı dilerken sizin gibi evlatlar doğurdu demişsin sen teröristsin. <laughs> Sen Remzi Kartal'la görüşmüşsün diyor. Ya senin bakan yardımcın oturmuş yemek yemiş Remzi Kartal'la. Şu anda terörist dediğin PKK, şey, PYD'nin lideri Salih Müslüm'le yemek yemişsin. Adam kendi iradesiyle mi gitti yedi Hüseyin Yayman? Devlet görevlisi olarak gitti yedi. Siz, sizin talimatlarınızla yedi. O talimatları verenler ne olacak şimdi? İmralı, İmralı'da Öcalan'la masa kuranlar o talimatları verenler ne olacak? 2014 yılında bakın 2014 yılındaki olaydan bahsediyorlar. 2014 yılında diyor ki İmralı'ya giden heyet böyle bir şey dedi Ahmet Özer'le ilgili. Yazıları güzelmiş evet. bilmem neymiş. Öcalan da tamam demiş terörist başı alın demiş. Yani evet. onu yararlanın demiş. Öcalan şimdi birisiyle ilgili bir yorumda bulunması tutuklama için yeterli bir gerekçe midir? Özer de ifadesinde diyor yani ya bu, bu... Profesör Ahmet Özer. Ben diyor 40'a yakın kitap yazdım diyor. Kürs sorunu da var içinde diyor. Bir sürü şey var diyor. Bu kamuoyundan saklı değil zaten diyor. Roman da var diyor. Kürs sorunu da var diyor. Yani Sosyolog aynı diyor. zamanda yani. Yani e, dolayısıyla beni önerdiklerine da böyle bir talebim o, o yok benim diyor. İfadesinde. Ayrıca çözüm sürecini hatırlatıyor. Allah bilmiyorum ben. ben... Bence bur burada hukuki bir karar yoktur, bu siyasi bir karardır. Peki 6 ay önce deniz niye bunlara bakılmamış? Çıkmalıdır. Bu kadar e, terörle iç içe ve terör örgütüyle bağlantılıysa niye seçim vizesi verilmiş? Ya Burada bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Bu 6 ay önce vesaire değil. Şu anda bir oyun planı kurulmuş, o oyun planı harekete geçiriliyor. Yani bunu 6 ay önce kurulmuş bir plan değil, yeni bir plan. Hı, yeni plan. İktidar yeni plan. bir bir oyun kuruyor şu anda. Bir bir planı hay hayata geçiriyor. Ne o plan? Anayasayı yani değiştirmek. Milletin, e, elbette ki yani Tayyip Erdoğan bir dönem daha yani bunun için e, bir taraftan da şimdi bunu pazarlık unsuruna dönüştürecekler yani. Te, şey e, saflar belli olsun. İyi. Bu, 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 şimdi CHP'nin bununla mücadelesini bakın terörü savunuyor CHP terör safında gövde gösterisi yapıyor falan diye CHP'yi etiketleyecekler bu, bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok Dün 16 yaşında bir çocuk ekranda bir siçe yani, yemiyoruz. Ee, yani çok az yedim zaten hayatım boyunca diyor. Bunu düşünen yok tabi. Ya yok tabi. Nali'nin başına geleni gördük. Sıla bebeğin dur. başına geleni gördük pazarlarda insanların durumunu Biz görüyoruz. Tayyip Erdoğan çıkıyor kürsüde. Tayyip Erdoğan kürsüye çıkıyor. Biz ondan bunlara çözüm bekliyoruz değil mi? 12.500 lira alan emekli nasıl geçinecek, onun yaşam standartları nasıl artırılacak bunları anlatmasını bekliyoruz değil mi? Cek 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 sürekli gelecek zaman kipiyle konuşmalar yapıyorlar. Yarın dünden daha iyi olacak falan. E ne oluyor niye yarın hiç dünden daha iyi olmuyor bu ülkede? Dolayısıyla da böyle böyle şeylerle e, yani iki iki boyutu var bunun bir biz vatandaşlar olarak hakkımıza hukukumuza sahip çıkacağız İki, CHP kendi belediye başkanına sahip çıkacak üç bu tuzağa düşmeyeceğiz bu ülkenin ekonomik krizinin sorunlarını eleştirmeye ve teşhir etmeye devam edeceğiz Mehmet Şimşek nerede aylardır? Amerika ve Riyad'da. Koazımızsı. Ne ne getirecek Riyad'dan? Para. Resmen evet. ülkenin onuruna bakın ülkenin onurunu ayaklar altına alıyorlar. Gidiyorlar Suudi Arabistan'da Riyad'da şurada burada para to toplamaya çalışıyorlar. Ya bu ülkenin bir onuru var ya. Ay Türkiye Cumhuriyeti'nin düşüşünü şey duruma bakın. ya Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ediyoruz. Ya Amerikalıların para vermeyeceğini onlar da iyi biliyorlar. Onun için de dönüp dolaşıp gelip işte Suudilere peşkeş çekelim arazilerimizi, turizm arazilerimizi, şunları bunları. Katarlılara peşkeş çekelim. Şuraya yani bu bunun artık iş da çıkmış vaziyette. Erken seçim falan da yani erken seçime gitmeliyiz diyorsun ama erken seçime gitmek de yeni sistemde mümkün değil ya Tayyip Erdoğan götürecek ya meclis götürecek. Mecliste erken seçim kararı alabilmek için 360 oya ihtiyaç var. Kimin 360 oyu var? Nasıl alacaksınız bu kararı? Yani bu 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 da şey bir yöntem değil ama insanların kendi haklarına, hukuklarına sahip çık. Göreceğiz saat 16'da CHP ne kadar sahip çıkacak. 16'da çağrı yaptılar. Bakacağız kaç kişi gelecek oraya. Şimdi Mansur Yavaş orada 5-10 yıl yani bu ortaya konulan şeylerin iddiaların 5-10 yıl eskisine da, dair olduğuna dikkat çekiyor. Hukukta özellikle bu telefon dinleme vesaire gibi yani delil elde etme konusunda şöyle bir gerçek var. Bu tür işlemleri soruşturma başladıktan sonra savcılık kararıyla yaptığınızda delil olarak kabul ediliyor. Yani soruşturma diyelim 2024'te başladı. Siz 2020 yılında yapılmış bir telefon dinlemesini kanıt olarak kabul ettiremezsiniz mahkemeye. Yani bu çok açık bir hüküm. Yasa da var. Üstelik şimdi belediye başkanının Ahmet Özer'in ifadesinde var. Diyor ki beni daha önce dinlediniz ve tarafıma dinleme işlemi sonucunda herhangi bir suçun suruna rastlanmamıştır diye bana yazı gönderdiniz diyor yani bu, o kadar çok bu bu soruşturmanın hukuki açıdan çok zorlama olduğunu gösteren bir sürü bulgu var ve ben biliyor musunuz belki e, yani sabahtan beri konuştuklarımızla ters düşecek ama hı hı. belki de Bilmiyorum. Yani Esenyurt bir kere e, nüfusu itibariyle bütçesi en yüksek yüksek belediyelerden biri. E, orada da öyle. ciddi bir sanayi de var. Sanayisi de öyle. Yani hmm. çok ciddi bir sanayi yatırımı var. Ben e, bu işin yani bütün bu konuştuğumuz siyasi şeylerden bağımsız olarak rant uğruna da yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Hmm. Yani iktidar Esenyurt'la ilgili bir takım rant planlamalarına mevcut belediye başkanlığıyla devam edemeyeceği için oraya bir kayyum atamış olabilir de yani nasıl olsa işin hukuksuzluk boyutunu adaletsizlik boyutunu artık umursamıyorlar yani büyük ihtimalle orada bu yandaş müteahhitlerin şunların bunların çok büyük milyar dolarlık işleri de olabilir belediye onlara geçit vermiyor olabilir bu nedenle bile yapılmış olabilir biliyor musunuz yani bu 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 ihtimal bile ortaya çıkarsa şaşırma. Yani bir, bir yere kayyum atandığında bakın daha önce Mardin'de Mardin kayyumu yolsuzlukla yargılandı. Birçok kayyumla ilgili ciddi iddialar var. Ve şimdi Esenyurt gibi düşünün Türkiye'nin en büyük ilçesi, nüfusu 30'dan fazla şehirden daha büyük. Ee, ve oradaki o sanayi nedeniyle de vergi toplama açısından e, birçok ilden daha fazla bütçesi var. Ee, yani bu, bu ihtimali de bir kenara ko koyalım diyorum. Çünkü yani soruşturma o kadar şey ki ayakları yere basmaz bir soruşturma ki. Yani bu ancak ya ben seni aldım yerine başka birini koyduğum için yapılır. Yani bunu bunun e, siyaseten açıklayamazsın, hukuken açıklayamazsın. Deniz, Yani sevgili, e, siyaset... Deniz Zeyrek. Şu anda önümde, Dinliyorum. biraz önce kayyum dediğin için, şu anda önümde İstanbul Valiliği'nin sitesi açık. Vali yardımcıları var. Vali yardımcılarının hiçbirinin içinde Can Aksoy diye bir vali yardımcısı yok. Niye vali yardımcısı olarak söylendi? Böyle, Hilmi Acaloğlu şöyle, da öyle yazmış. Şöyle onu aç, anlatayım size. Tamam. Onu anlatayım. Anlatın. İlçe ilçe belediye başkanları aynı zamanda vali yardımcılığı görevi de yaparlar. Yani şeyleri normalde ilçededir, kadrodadır. Beyoğlu belediye başkanıdır ama aynı zamanda vali yardımcılığı da yaparlar. Yani o şey resmi bir şey onun bir şeyi yok. Yani belki Beyoğlu belediye başkanı atandı. Algı bunların hepsi algı şeyi. Beyoğlu, yani Beyoğlu kaymakamı atandı, atandı diye değil de vali yardımcısı atandı. Şey, bizde ben öyle zannettim mesela he, vali yardımcısı bu bunu, atandı zannettim. İşte bunu yo ben Canaksoy ismini duyunca hemen şey yaptım çünkü kendisi bu <gülüyor> Beyoğlu <gülüyor> Belediyesi'ne çıkarılan <laughs> sorunların hep arkasında olduğu için AK Parti militanı gibi <laughs> davrandığı için <laughs> e, vali yardımcısı deme nedenleri bence şu. Ya en azından insanın aklına şu geliyor ya bari Esenyurt kaymakamını atasaydınız yani adamcağız hem belediyeye baksaydı hem kaymakamlığa baksaydı. Bölgeyi de tanıyor. Es o zaman Esenyurt Esenyurt kaymakamına güvenmiyor musunuz? Ee, ge gibi bir şey gel gelirdi aklına insanın. Yani niye onun deşman yardımcısı. Ya Beyoğlu çünkü yani icraatlarına bakarsan anlarsın. Resmen AK Parti Miltanı gibi. Ya gerçi bunları niye konuşuyoruz ki? İstanbul valisi farklı mı sanki? İçişleri Bakanı farklı mı sanki? Yani sonuçta hepsi AK Parti neferleri ve AK Parti'nin çıkarlarını her şeyin üstünde tutuyorlar. Ben iddia ediyorum hepsi AK Parti'nin çıkarlarını bu milletin çıkarlarının üstünde tutuyorlar. Mesela İstanbul yani, Valiliği'nin 17 bakın. vali yardımcısından biri Mustafa Alkan Esenyurt'tan sorumluymuş. Onu niye mesela atamadı? Hilmi Acaloğlu'a tweet atmış da sosyal medya paylaşımı yapmış da X'den. Ya bunlar bunlar teferruat. Yani konuştuğumuz Anladım. konuların ciddiyeti yanında bunlar teferruat. Anne Bu İçişleri diyorsun. Bakanı Doğru. 2009 Anladım. yılında 2009 yılında Şırnak valisiydi. Ali Yerlikaya ve bu Habur'daki o çadır mahkemesi onun zamanında kuruldu. O vali oranın mülki idare amiri oydu. Yani Eski defterleri karıştırdığınızda örgüte destek, örgüte bilmem verilen fırsatlar vesaire falan kimse dışarı çıkamaz bu ülkede. Aynen. Bu arada İstanbul Bunu bunları, Emniyet Müdürü yani, Zafer Aktaş e, Esenyurt Belediye Binası görüyorsunuz değil mi? Çevrelenmiş bina, e, belediyeye giriş tamamen e, kısıtlı, e, tamamen imkansız. Parkları falan da çevirmişler oralardan da giriş işte, yapılamıyor. Bak, 12 Eylül'de Zafer Aktaş 12 Eylül inceleme yapıyor onun görüntüleri bu. 12 Eylül askeri cuntası bile böyle görüntülere neden olmadı biliyor musunuz? Şu, şu gördüğünüz bu öyle, şey bu 3-4 kat çit bu kadar po resmen 12 Eylül askeri cuntasının yarattığı manzara var şu anda Esenyurt'ta. Ve bu iktidar bununla anılacak bakın 5 sene sonra değil 10 sene sonra değil ama gelecekte bizim torunlarımız bu iktidarı biz nasıl 12 Eylül'ü o görünt görüntülerle hatırlıyoruz. Bu iktidarı bu görüntülerle hatırlayacak 30 sene sonraki Türkler. Bu ülkede bu topraklarda 30 <laughs> sene sonra yaşayanlar bu dönemi bu görüntülerle hatırlayacaklar. Yani bu, bu, bu manzaralar demokrasi manzaraları değil. Biraz önce Turizm Bakanlığı'nı verdiniz. Ee, kendi şeyini yapıyor görevden alınacak diye bir endişesi var. Ee, o, onun şeyini yapmamak için biz bu kadar... Bir de Tursap, Beledi şey, Tursap Başkanı'ndan dinleyin o 61 milyon rakamının Nasıl elde edildiğini o da anlatsın size. Gerçekleri bir görelim. Gerçekten kaç tane turist olarak gelen turist var? Ee, onları bir görelim. Yani iş toplantısına gelen, bir gün gelen insanları da turist olarak sayarsanız 80 milyon da olur, 100 milyon da olur. Gelirimiz ne? Gelir aynı paralelde değil. Bir de otel doluluk de oranlarına baksınlar. Ya şey Edirne'den, sarttan şuradan, buradan girenleri de sen tabii, gel. Tabii tabii şey yapıp, alışveriş yapıp geri dönende turist sayarsan 61 milyon olur. Yani bu bu manzarayı gören insanlar gelir mi bu ülkeye ya? Şimdi bütün uluslararası şey medya bunları gösteriyor. Ya büyük ha, bir tiyatronun olumsuz, al, olumsuz ya. algı bu al bu bu algı değil bu gerçek. Diyorlar ya Türkiye aleyhine algı yaratıyor. Ya algı değil kardeşim sen yaratmışsın şu görüntüyü. Şu manzaraya bakar mısınız Allah aşkına ya? Her 12 Eylül askeri cuntasının evet. yarattığı manzaranın birebir aynısı hatta daha da ilerisi yani. Şu, şu manzaraya bakar mısınız ya seçilmiş adama hapse atacaksın terörist diye ondan sonra i̇şte kayyum atacaksın sonra da valla e, ileri bilmiyorum. demokrasi yani, diye diye geldiğimiz şimdi belediye çalışanları da içeri giremiyor mu vatandaş da gidemiyor belediye işleri yapılamıyor mu yani ya gitmesinler. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani Kimseyi ben, almıyorlar şu anda. Kimseyi almıyorlar. Kayyum döneminde tanımasınlar kayyumu ya. ile işlerini kessinler yani. Ne olacak yani? Ne dedi yani, bu, ya? bu, Açlık, bu, yoksulluk. yoksulluk hocam ya. Açlık Hukuk, sınırın altındaki asgari hu, ücretli, hukuksuzluğun emekli. Hukuksuzluğun geldiği noktaya konuştuğumuz şeylere bak ya. Hukuksuzluğun geldiği noktaya bakın ya. ya hakikaten. Ya, Nasıl bu, ben şunu merak ediyorum ya burada bakın gerçekten merak ediyorum Efkan hala Diyarbakır valisiyken kendisini biz şey yaptık röportaj yaptık vesaire çok demokrat bir adamdı Diyarbakır'da Kürt sorununun en sıkıntılı olduğu dönemlerde çok böyle e, insanların sevgisini kazanan bir ülke amirlik yaptı sonra siyasete girdi başbakanlık müsteşarlığı yaptı vesaire İçişleri Bakanlığı yaptı Allah aşkına şunları izlediğinde ne diyor? Ömer Çelik siyasalda doktora yaptı. ve Yeni Şafak gazetesinde böyle liberal demokrat yazılar yazıyordu. Demokrasiyi göklere çıkar. Şunları izlediğinde Ömer Çelik ne diyor acaba? Gerçek görüşü nedir acaba mesela Ömer Çelik'in bunlarla ilgili? Hüseyin Yayman mesela çok demokrattır. Konuştuğunuzda i̇ktidara görüyorsunuz İktidara gelmeden bunu, hepsi demokrattı. Sevgili Deniz Eylik, iktidara Hayır, gelmeden, iktidar nimetlerine kavuşmadan Hepsi demokrattı, sonra iktidar nimetlerine kavuştular. Şimdi devlet ağzıyla konuşuyorlar. Bir de böyle yani ifrit ediyorlar insanlar. Yani ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devlet ağzı yok, devlet böyleymiş de yok. Yalçı. Devlet, devleti sizden mi öreceğiz? Ya biz bu devleti Kur'an partiyiz. Yok efendim devlet şöyleymiş, devlet yanına bırakmazmış. Kimin yanına bırakmıyorsunuz ya? Siz bu bu adamlarla oturdunuz, müzakere ne, yaptınız neyse. kardeşim. <laughs> Efendiler dediğin adam bu adamlarla oturma o... Dolmabahçe Mutabakatı'nı Efkan Ali yok tamam, muydu? Yalçın yok muydu? Mahir Ünal yok muydu? Tamam bir dur tamamlayayım. Bir dur sakin ol tamamlayayım. Ee, <laughs> yani yalçı, Yalçın Akdoğan ne düşünüyor acaba? Mahir Ünal ne düşünüyor acaba şimdi bu bütün bolup bu bitenlerle ilgili? Hakan Fidan ne düşünüyor? Atandaş Gerçekten ne düşünüyor? merak ediyorum yani. vatandaş ne düşünüyor? Bu, bu yani şimdi Türkiye ile ilgili olumsuz algı e, yaratıyor falan diye bir bir, bir bir muhalefeti suçluyorlar. Ya bu olumsuz algıyı bizzat siz yaratıyorsunuz. hukus hukuksuz kararlarınızla, demokrasiyi hiçe sayan kararlarınızla, milli iradeyi tanımayan kararlarınızla, polis devleti görüntünüzle Türkiye hakkındaki olumsuz yargıyı siz yaratıyorsunuz. Bu bu ortada yani. Ve bu Görüntü devam ettiği sürece de bizim bu e, kıtlıktan, bu sefaretten çıkma şansımız yok mümkün, değil. yok. mümkün değil. Yani bunu bunun altını özellikle kalın çiziyorum. Demokrasimiz gelişmedikçe biz bu orta gelir tuzağından bir türlü çıkamayız. Şimdi orta gelir'e bile muhtaç kaldık. Yani orta orta gelir insanların dedikleri şeyden çıkmak için uzağa girdik gittik. Demokrasi gerekiyor. Ya asgari ücretin orta ortalama ücret olduğu bir ülkede yaşıyoruz artık. Işte Emekli maaşının işte. sefalet seviyesinde olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama şöyle bir avantajları var iktidarın. Vatandaş razı gözüküyor. Gerçekten vatandaş razı gözüküyor. Olsun diyor ben bunu da yaşarım böyle yaşarım diyor. Susuyor sessiz kalıyor. Tepkisini göstermiyor. Sandıktan sandığa işte sandık 2028'e kadar sandık olmadığı için yüzde altı memur maaşı zammından bahsediyoruz. Yüzde onu bulmayacak. Önce yüzde beş sonra yüzde yani, altı. Pardon Deniz yani, Bey, bir destek verebilir miyim? Hı. Dün bana bir, birisi sosyal medya. Yani benim söyleyeceğim şey Emre yani o kadar e, şeyler söyledik yani artık bizim için çok uzak şeyler onlar yani biz biz da, daha ciddi detaylarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. E, bu arada e, yani Kardelen konuşurken şey yaptım. E, Can Aksoy önce vali yardımcılığına atanmış. E, öyle mi? Öyle bir detay var. Hmm. Evet yani hepsi dün gece olmuş. <laughs> biz biz yani ülke bu hale geldi yani hızlı her şey o işte Cumhurbaşkanı diyordu ya verin bana yetkiyi. Ee, şu andaki Cumhurbaşkanlığı sistemi böyle bir sistem işte. Önemli bir şey bir, bir daha anlatır bir, günde bir belediye daha Belediye başkanı. Yani bir günde belediye başkanını görevden alıyorsun. Beyoğlu Belediye Başkanı'nı vali, yardımcısı, yardımcısı olarak atıyorsun. atıyorsun. Sonra da vali yardımcısını e kayyum atıyorsun. Yani bu bu ülke bu bu hale geldi. Yani inanılır gibi değil. Bu arada Savcılığın mahkemeye gönderdiği metnin tamamını okudum ben. Ee, gerçekten yani bu, bunun üzerinden gitmek zorundayız. Hukuken e, elle tutulur hiçbir tarafı yok. Yani mesela e, Remzi Kartal'la görüşmelerinin tamamı 24 saat içinde 2015 yılında olmuş. 6 tanesi mesaj. Yani. Bun, bunun iki, e, 29 Ocak mıydı? Bir dakika bakacağım tam tarihine yalan söylemiş olmayayım. Bu arada 15'te de Dem Parti Esenyurt'ta toplanma çağrısı yapıyor. Sakin kalmakta, sükunette kalmakta fayda var. E, 29 Ağustos 2015, 30 Ağustos 2015. Pardon, onu iptal etmişler. 6 tane mesaj Pardon. var. Özür dilerim. DEM Parti onu iptal etmiş. O saat 1'de galiba. MYK'yı toplayacakmış 16'da. Değil mi? Doğru. Tamam. Onu düzelteyim o zaman. Şimdi buyur. Ebru. Hı -hı. E, Remzi Kartal'la görüşmesine tamam. dair bir çizelge var burada. 14 kez gö görüştü diyorlar ya. Hı -hı. Bakın her şey o kadar çarpıtma ki. Her Söyle. şey o kadar albi ki. Görüşme dedikleri şeyin tarihi 29... Ağustos 2015 hı hı. 30 Ağustos 2015'e de sarkmış 6 tanesi mesaj 3 tanesi 7 saniyelik çağrı 2 tanesi 40 saniyelik çağrı Diğerleri de 3 tane konuşma var toplamda hı hı. Ve 2015 yılında olmuş bakın 2015 yılında biraz önce fotoğrafı yayınladık yani 2015 yılında Remzi Kartal ülkenin bakan yardımcısıyla aynı masada yemek yiyordu. Siyasette de olmuş zaten kırmızı o Kırmızı hal... Ya zaten milletvekiliydi hmm. yani. Burada Türkiye'de bir Zübeyir Aydar, Remzi Kartal vesaire bunlar milletvekiliydi. Hatırlayın haberlerini yaptık hala emekli maaş alıyorlar diye. Evet. Buradaki yargılamalar vesaire ardından yurt dışına kaçtılar, örgüte katıldılar ve örgütte görev aldılar yani bu, bunları herkes biliyor ve 2015 yılında enteresan olanı e, bu yani görüş devlet olarak sayılan bu e, iletişim e, zaten devletin bunlarla görüştüğü dönem belki de devlet adına aracılık yapmıştır bilmiyoruz yani sonra mesela e, MK ile sohbeti şey yapılıyor ya bakın aynen diyaloğu aktarıyorum aynen diyaloğu aktarıyorum tamam. Ahmet Özer başın sağ olsun me, sağ olasın hocam yani öbürünün cevabı hürmet ediyorum ee, annemiz vefat etmiş Allah razı olsun sağ olasın hocam çok üzüldüm Allah razı olsun sağ olasın çok değer verdiğimiz bir annemizdi Sağ olasın hocam. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi. Sizin gibi değerli dostlarımız sağ olsun hocam. Sağ olasın. Delil olarak konulan konuşma bu. Oradaki şey vurgusu senin dediğin gibi. Mehmet Kaya'nın annesine annesi sizin için gibi, baş sağlığı diliyor. aynen Sizin gibi değerli evlatlar sizin yetiştirdi. Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi. Sözünü Şimdi alıyorlar. Diyor ki, Niye bu, böyle dedim. E, terör, terör örgütüyle iltibatlı diyor. ay Bunun kardeşleri dağdaymış. İşte hmm. bilmem e, orada e, değer aileleri diye mesela. bir şey varmış. E, işte o dağda ölen PKK'lı teröristler için bu tür bir Yapılanma varmış. Bu M'de, M'k'da onun önde gelenlerinden biriymiş. Bu telefon görüşmesi bu amaçla onların oyunun alınması için yapılmış. Ya bu nasıl bir zorlamadır? Değerli bu evlatlar yetiştirdiniz nasıl, yani? nasıl dersiniz diye alıntı yapılmış oldu. A teskin ediyor. Annesini övüyor aslında. Ayrıca bir hatırlatma daha yapayım. E, bu soruşturmaya kaynaklık eden veri biliyorsunuz Diyarbakır D cezaevinde, yüksek güvenlikli D cezaevinde bulunan dijital e, bir veriden alınıyor. E, cezaevine dijital veri nasıl girmiş? ya Diyarbakır D e, yüksek güvenlikli D e, cezaevini kim yönetiyor? CHP bir, mi yönetiyor? Bir de HTS Ahmet kayıtları Özel deniyor Ali Aydar Fırat. HTS kayıtlarında da şöyle bir şey olabiliyor. E, Narin cinayetine de gördük ya... ...o bölgede olduğunuzu gösteriyor... ...kimlerle olduğunuzu... ...yani sen, evet, siz hani şu HTS, anda dışarı HTS, çıktınız... HTS, e, ...herkesle bir arada olabilirsiniz... Hts trafiği. Ebru, HTS... Hı -hı. ...iki cihaz arasındaki... ...iletişimin... ...hangi tarihte... ...kaç saniye, kaç dakika... ...vesaire... E, ...olduğunu gösteren belgedir... ...yani HTS kaydı dediğinde... Ahmet Özer'in telefonuyla Remzi Kartal'ın telefonunun hangi tarihte iletişim kurduğu içeriğinin ne olduğu mesela mesaj mesajı da sayıyor arama aranmayı da sayıyor kaç saniye sürdüğünü vesaire yazıyor HTS kayıtlarında başka bir detay daha var bakın bu 694 kişi diyor PKK terör örgütü üyeliği iddiasıyla Haklarında adli işlem uygulanan. Şimdi savcılık yazısında böyle bir ifade vardı. Dün burada konuşmuştuk. Dün TRT'de tele haberleri seyrediyordum. Ee, Esenyurt Belediyesinin önünden bağlanan TRT muhabiri hı hı. E, ismini de söyleyeyim Er Emrah Kuş. Bu arkadaş Aynen şu ifadeyi kullandı. 694 terör örgütü mensubuyla görüşme. Evet. Böyle dedi. 694. Yani 694 terör örgütü mensubuyla görüşmüş dedi evet. yani. Evet öyle öyle yazıldı. Savcılık bile şunu savcılık bile şöyle yazmış. Hı hı. 694 terör örgütü mensubiyetiyle ilgili adli uygulama yapılmış yani işlem yapılmış, soruşturma yapılmış vesaire ama terör örgütü mesela bu şeyde tutuklamaya gönderilen şeyde bir kişiden bahsediliyor şu anda cezaevinde olan diyor. Yani aradıkları konuşu konuştuklarından biri şu anda cezaevinde diyor. Yani devletin terör örgütü vesaire gerekçesiyle adli uygulama başlattığı herhangi biri bu adamı aramış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu terör örgütüyle görüştü diye terör örgütü mensubuyla görüştü diye vermekle savcılığın e, yazısındaki ifade arasında uçurum var. Çok iyi anladım. Yani bu iddiayla soruştu adli soruşturma geçirmiş biriyle hı hı. terör örgütü mensubu biri hani iki tanım arasında uçurum var. Ya bun bunlar o kadar önemli şeyler ki hukukta ceza muhakemeleri kanununda vesaire e, soruşturma ne zaman başlamış mesela şimdi e, eğer yeni başlamışsa 2015 ile ilgili bu HTS kaydının hiçbir anlamı yoktur siz soruşturmanızı ne zaman başlı, başlatıyorsanız o tarihten sonraki delillerle ilerlersiniz ne zaman başlamış biliyor musun sen bunu 2000, bazı ifadeler yeni 2010, parantez belki. içinde 2014-15 yazıyor dediğin gibi. Ya bu, bu işte geriye doğru gitmiş taramışlar. Hmm. Yani soruşturma yeni başlamış ki bunların hiçbirinin normal 24 de var 2014'te. gördüğüm kadarıyla. Mahkeme tarafından delil olarak kabul edilemez bunlar normalde. Yani 2010 yani diyorum ya biraz önce yayınladık işte yani o Hüseyin Yayman, Salih Müslim, Remzi Kartal oturmuşlar, e, yemek, yemek yiyorlar. yiyorlar 2015 yılında. İşte şimdi aynen. onu nereye koyacağız? 2015. Onlar da mı tutuklanacak? Onları da mı tutuklayacağız? Hüseyin Yayman'ı da mı tutuklayacaksınız şimdi? Deniz'in dediği önemli. 694 Dolayısıyla... kişiyle birebir irtibatta deniliyor ama öyle değil. HTS kayıtlarından yansıyan Deniz'in anlattığı gibi öyle bir algı çıkıyor ortaya. Ya bilmiyorum yani ben huku hukuk açısından üzüldüm, demokrasi açısından üzüldüm. A ha yani adalet açısından üzüldüm. E milli irade açısından üzüldüm. Yani e bu Türkiye'ye yakışmıyor bu görüntüler. Türkiye bunu hak etmiyor. Birileri iktidarını sürdürecek diye Türkiye'nin demokrasisine böyle darbeler indirmek, Türkiye'nin yargısına olan güveni sarsmak iyi bir şey değil geleceğimizi düşünmek zorundayız. Hepimiz hukukun, hakkın, hukukun, adaletin yanında yer almak zorundayız. Ya yani vatandaşlık bağı bunu gerektiriyor. Yurttaşlık bağı bunu gerektiriyor. Ya yani şu şu görüntüler demokrasilerde yaşanacak görüntüler değil gerçekten. Başım ağrıdı gerçekten ağrıdı yani. 12 Eylül askeri ve, ve, darbesi ve de, yapıldıktan sonra İlk, i̇lk yaptıkları şey belediyelere kayyum atamaktı. Ee, o zaman bütün e, oradaki işte yereldeki komutanların hepsini e, belediye başkanı olarak atadılar. Aynı zihniyet bugün de devam ediyor. Ee, 12 Eylül faşizminden hiçbir farklar yok. Ne zihniyet olarak, ne düşünce olarak, ne yapı olarak. Ama en azından 12 Eylül'cüler şunu yapmıyorlardı. Yani devletin kaynaklarını sömürmüyorlardı ya da çalmıyorlardı, çırpmıyorlardı. Bunlar bir de üstelik bir de bunu yapıyorlar. Yani sadece kayyum atamıyorlar. Geçmişteki kayyum atamalarına bakın. O kadar Diyarbakır'da, de, Diyarbakır'daki kayyum atamalarına bakın. Ne kadar büyük hırsızlıklar ve yolsuzluklar yapıldığını da görürsünüz. Bu arada ekrandaki fotoğraf Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlayan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un makamında Esenyurt Belediyesi Belediye Başkanlığı makam odasından paylaşılmış bir fotoğraftır göreve başladığının ilanıdır. Yani Esenyurt Belediyesi binasındaydı zaten kayyum atandıktan sonra. E, belediye başkan vekili olarak atandıktan sonra e, direkt e, belediye binasına gitmiş Can Aksoy. E, ama e, aynı zamanda Beyoğlu kaymakamı ve Beyoğlu eski belediye başkanının da attığı, e, sos, paylaştığı sosyal Yok, medya. Yok artık Beyoğlu kaymakamı değil Ebru. Dı De diyeyim. Beyoğlu kaymakamıydı. <laughs> Diyeyim şu anda Esenyurt evet. Belediye Başkan Vekili, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır diye Esenyurt Belediyesi'nden yapılan bir paylaşım bu. Daha önce Profesör Ahmet Özer'in oturduğu sanırım makam masası, makam odasının masası şimdi Başkan Vekili Can Aksoy o koltukta göreve başladığını bu fotoğrafla ilan ediyor. Ee, dünden itibaren zaten kayyum ataması mahkeme kararından önce bilgi olarak böyle sızdı. Beşiktaş Kaymakamının ismi nasıl oldu bilmiyoruz ama biz, or, biz hani karşı e, böyle ha, bilgilerle yani haberlerle falan öğrendiğimiz bilgiler var. E, teyit edilmeden birçok bilgiyi öğrendik zaten. Tutuklandığını da öğrendik. Mahkemeye sevk edildiğini de tutuklanma talebiyle öğrendik. Kayyum atandığını o sırada öğrendik. E, fakat Beyoğlu e, Kaymakamı İstanbul Vali Yardımcısı, dün, dün e, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy İstanbul Vali Yardımcısı olarak atanmış. Bu sabahta e, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atandı ve şu anda e, Esenyurt Belediye Başkan Vekili makamında. Biz Burası mı arama yapıldı? Size deney. 31 Mart. Evet, burada evet. mı arama yapıldı? Burada Hı -hı, Tamam. Tamam. Yani ben o arkadaki ay yıldızı şimdi gövde gösterisi yapmak için mi koydular acaba bilmiyorum. Yani o Ben odayı bilmediğim e, enteresan için. Enteresan bir dekor dekor olmuş. Yani belki e, belediye başkanının eski fotoğraflarına bakıp aradaki farkı Hadi bir görebiliriz. bakın çocuklar, Ahmet Ama bakın 31 Mart 31 Mart 31 Mart 2024 e, yerel seçim sonuçları Esenyurt. Hı hı. Ahmet Özer %49.04. Hı hı. Hamit Öncü yüzde 39.17 AK Parti'de. Hı hı. Arada tam 10, 10 puan hı. fark var. Emin Taşkan Zafer Partisi yüzde 3.69 Ahmet Fatih Hatunoğlu yeniden refah yüzde 3.1 Muharrem Yıldız İyi Parti yüzde <laughs> 1.37, Tanju Karakuş Memleket Partisi yüzde <laughs> İşte bu buna saygısızlık. Bakın bu biraz önce okuduğum şey millet iradesi. Esenyurt halkının iradesi bu. Esenyurt'ta yaşayan insanların yüzde 40 100 kişiden her 100 kişiden 49'u oy vermiş. Ve siz biraz önce okuduğum uyduruk şeylerle onları gerekçe yaparak adamı tutuklamışsınız ve yerine kayyım atamışsınız. Demokrasi de olacak şeyler değil bunlar. Savunulacak şeyler değil. Yani Orhan, Orhan Miroğlu dün televizyona çıkmıştı. Ee, anlatıyordu yani e, iktidarın yapmaya çalıştığını vesaire falan ben şaşırdım diyor yani. Bu, bu zamanlama manidar diyor. Bir tarafta bunlar, bir tarafta bunun olması İlginç bir şey. Ben Ahmet Özer'i tanırım diyor. Yani bu Kür, Kürt siyasetçilerin e, birbirlerine dair vicdani şeyleri daha yüksek. Birbirlerinden e, empati yapabiliyorlar, anlayabiliyorlar falan. E, Orhan Miroğlu'nun söylediklerine de mesela kulak vermek lazım. Evet, Geçmişte o da almıştım. bedeller ödemiş. Diyarbakır Diyarbakır Cezaevi gerçeğini yaşamış bir siyasetçi e, yapılanın doğru olmadığını söylüyordu. Yani ama baktığınız zaman e, durumu ortada, tablo ortada. Bu arada Kardelen Koca Türk bize yani bir güzel bir attı. fotoğraf. E, bu fotoğrafı ilişkin de. Ee, ne olacak işte bugün? Beklenebilir mi? Bir de öyle bir. E, yorum yapılıyor. Ya tabii itiraz edilecektir bu tutukluluğa ama yani bugüne kadar AK Parti hiçbir zaman bir tek Van'da mı bir yerde bir iki tane ilçede kayyumlar geri atandılar belediyelerini. Onun dışında hiçbir yani kayyum atanan belediyeleri eski başkanlar geri atan sadece iki yerde oldu yüzlerce şeyin arasında dolayısıyla ben oradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum İktidar çünkü bu konuda şey yani ne oldu anayasanın ihlal edildiğini konuştuk burada yani Can canatalay kararında dilimizde tüy bitti bir şey değişti mi değişmedi iktidar bile isteye anayasayı ihlal etti. Anayasa suçu işledi ve şu anda iktidarda olduğu müddetçe de bu seçim bu sistem nedeniyle de kimse anayasayı ihlal edenlerden hesap soramıyor. Hiçbir savcı çıkıp da ya siz anayasayı ihlal ettiniz diye özellikle Yargıtay Başsavcılığı'nın bunu yapması lazım. Ama zaten ihlal edenlerin başında Yargıtay Başsavcılığı geliyor. Yani bir şey olmayacak böyle kalacak işte. Yani bu buradan dönüşü... Tutuklu ne yargılama olacak? devam biz bunları edecek. Konuşurken, biz bunları konuşurken Mehmet Cengiz Çanakkale'deki bir milyon ağacı katledecek mesela. Ha, bir de o var. Biz bunlarla meşgul olurken daha yeni e, Samsun'da bir yerde bakır işletmesi verdiler. E, 3 milyar liraya satın aldığı yerde 460 milyar liralık cevher var. Düşünün bakın 3 milyar lira vererek satın alıyor. 460 milyarlık Cevher'in üstüne konuyor. Aynı adam şimdi Çanakkale'deki bakır madenlerine göz dikmiş. 1 milyon tane ağaç kesecek. Köylüler orada perişan. 600 dönüm maden varsa 6000 dönüme çıkartılmış. Oradaki ağaçları inceliyorlarmış şimdi. İşte. Sözcünün Sorucunun mahşetini söylüyoruz İşte kesecekler bir ya Akbelen'de köylü ağaç kesilmesin diye ağaca sarıldı ormanı koruması gereken jandarma şirketin safına geçti köylüyü dövdü. Bu ülkeyi bu hale getirdiler. Aynı şeyi Çanakkale'de yaşayacağız. Ormanı koruması gereken jandarma köylüyü dövecek. Mehmet Cengiz'in ağaç 1 milyon ağacı kesmesi için zemin hazırlayacak. Biz de burada bu uyduruk davalarla, bu hukuksuz şeylerle belediye başkanı görevden alındı, kayyum atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta bundan sonra atılan her adımı böyle dikkatle izlemesi lazım. Bakın ben ısrar ediyorum işin bir de rant boyutu var. Türkiye'nin şu anda rantı en büyük ilçesi Esenyurt'tur. Ve bu kayyum döneminde Esenyurt'ta birilerine çok ciddi peşkeşler çekilebilir. Çok ciddi imar şeyleri, rantları verilebilir. Bakın bunları Bugün 31 Ekim 2024 itibariyle şuraya not düşüyorum. Bunlar ortaya çıktığında hatırlatacağım. Kayyumlar en çok bu nedenle geliyor. Normalde belediye başkanlarıyla muhalefet belediyeleriyle vesaire yapamadıkları rant işlerini kayyumlarla hallediyorlar. Bakın göreceksiniz. Yani çok iddialı konuşuyorum. Göreceksiniz Esenyurt'ta bu kayyum döneminde çok ciddi rant, rantsal işler dönecek. Ve biz bunları konuşamayacağız. Çanakkale'de Cengiz Holding'e verilen o 10 kat artırma şeyini konuşamayacağız. 1 milyon ağacın katledilmesini konuşamayacağız. İstemiyorlar bunları konuşmayalım diye zaten bizi bu siyasi ucube hukuk kararlarıyla e, meşgul ediyorlar. Ve bu bu gittikçe de bu tarafı e, artacak bu hukuksuzluklar, antidemokratik uygulamalar, antidemokratik yargı kararları. e Şimdi etki ajanlığı diye bir yasa geçen efkan hala bize dedi ki meclis resepsiyonunda 1 Ekim'de hı hı. E, o etki ajanlığı kısmını çıkaracağız. E, çıkarmamışlar. Daha önce çıkaracağız demişlerdi hatırlıyorum. Hayır, açık açık ben şahitlerim var yani etki ajanlığı meselesini sorduğumuzda meclis resepsiyonunda ya o çok suistimale açık bir şey onu çıkaracağız dedi. Şimdi getiriyorlar yani onunla konuşan herkesi e, hapse atacaklar yarın burada bizim yaptığımız zaten bakıyorum şeye gelen mesajlara aman gözünüzü seveyim dikkat ya insanlar korku korkuyu sindirilmişliği vesaire o kadar içselleştirmiş. Erki Aman gözünüzü seveyim. Dikkat edin. Sizi de hapse atarlar bilmem ne. Yani bunları konuşmayacaksak biz bu mesleği niye yapalım ki? Gerçekleri söylemeyeceksek niye niye yapalım yani? Ahmet Özer terörist olsaydı ben çıkardım. İlk terörist diye ben söylerdim. Yani gerçek neyse onu söylerdim. Ama okuyoruz savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği yazıyı okuyoruz yok içinde bir şey yani sen bak daha dün bir haber vardı ee, ya bir sağlık çalışanını odada kil içeriden kilitliyor makasla ve şeyle e, çay makinesiyle defalarca vuruyor 16 tane şey var yara var doktorun üstünde of, sormayın yani güvenlik görevlileri zor kurtarıyor. Sen onu o makasla doktora saldıranı adli kontrolle serbest bırakıyorsun. Her şeyi ortada olan bir siyasetçi ve be, bir belediye başkanını, yüzde %49 oy almış belediye başkanını tutukluyorsun. Ya bu, bu bu böyle bir adalet sistemi olur mu? Böyle bir hukuksuzluk olur mu ya? Elinde bıçakla doktoru defalarca bıçaklayan birini ...adli kontrolde şey yapıyorsun... ...bilmem MK diye birini aramış da... ...annesine başsağlığı dilerken... ...değerli evlatlar yetiştirdi demiş... ...bu da PKK propagandasıdır... ...diye... ...adamı tutukluyorsun... ...bunun izahı yoktur... ...mizahı bile yapılamaz bunun... ...bu kadar ciddi bir meseledir yani... ...ve biz bütün bunlarla meşgul olurken... ...biz Esenyurt'a bakarken... Çanakkale geçilmez diyoruz ya. Mehmet Cengiz Çanakkale'yi geçiyor. Bir milyon ağacı keserek. Yani Çan Çanakkale'yi Çanakkale kesiyor. Birilerine rant dağıtılmaya devam ediliyor. Ondan sonra da asgari ücreti 25 bin 30 bin yaparsak enflasyon yükselir. Emekli en düşük emekli maaşını 20 bin yaparsak enflasyon yükselir diye de e, mavra yapıyorlar. Ee, yani e ne, ve ne memur ve memur emeklisine ne yüzde on bile değil bu arada e, çıkan rakam. Evet. Ya, o, o da artış değil dışında, yani. Sgk 100, emeklilerine de on çıkıyor var Ya nerede görülme, görülmüş e, daha yani tahmin edilen gerçekleşmemiş bir enflasyon? Ee, üzerinden zam yapma nerede görülmüş? Şimdi açın Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini son 10 senede yazın. Kaç tanesini tutturmuş? Ne kadar sapma olmuş? Mehmet Şimşek göreve başladığında enflasyonun %80'lere geleceğini biliyor muydu? Kestirebilir miydi yani? Oh! Enflasyon %70 enflasyonu gördüğümüzde enflasyon tahmini %36 idi bu ülkede. E nasıl gelecek enflasyonuna göre siz zam yapıyorsunuz? Geçmişte yaşadığımız bu yüksek enflasyonun bedeli ne olacak? 11 bin İnsanlar liraya ödemişiz bu ücret hala %25, %30, %50, bu bırakın yüzdeleri. Git yüzde yok yani. Yok işte. İşte bunları bu, biz biz ne yapıyoruz? Mahfettiniz. Esenyurt'a yoğunlaştığımız için Esenyurt'u oradaki o hukuksuz tiyatroyu e, izlediğimiz için arkada dönen dolapları görmüyoruz, konuşmuyoruz. Mesela şunu bugün Erdoğan Süzer yazmış ya Sözcet.